Hayır güzelim, yanlış basmamışlar. Biz belgenle beraber hazırlanmıştık o okula. Yani referans resimlerimizi de beraber göndermiştik Fransa'ya. Ama beni aldılar, onu almadılar. Yani muhtemelen beni de onun yaptığı resimle kabul ettiler. Ben bilmeden, istemeden kızın hakkını yedim ya. Buna canım sıkkın işte. Çok fena. Evet evet, çok fenaymış. Ama olumlu yönünden bakalım. Belgini bul, ara her şeyi anlat. Geçmiş zamanı geri çeviremeyiz ama telafi edebiliriz. Hem üzerinden bu yükü atmış olursun, hem de ona iyilik yaparsın. Evet ya, haklısın. Ben senin dediğin gibi belgini bulup mutlaka konuşmam gerekiyor. Yani ben böyle yaşayamam, mümkün değil. Öyle yapacağım. Ustacığım. Ustacığım. Efendim usta. Ya acaba diyorum durumun varsa şu yılbaşı öncesinde ben haftalığımı biraz erken alabilir miyim? Nasıl yani? Ay yani ben burada yumurta dizerken sen orada patron gibi dikilmiş telefonunu oynuyorsun ya, o açıdan sordum ustacığım. Yüklerimden kurtuluyorum ustacığım. Yeni yıla temiz giriyorum. Ne yükü la? Senin edin de budun ne de yükün ne olacak senin? Fake hesaplarımda gönderilerine gömdüğüm insanlara yazdığım yorumları kaldırıyorum. Hatta like'lıyorum falan yani. Dijital yük yani sanal. Ha anladım sana. Senin yükün ancak sanal olur zaten. Benim gibi eşek değilsin ki hakiki yükler taşıyacağım. Herkesin dünyası farklı usta. Benimki de sanal dünya. Değil mi? Mesela ben eşek olduğum için benim bütün... Hoş geldin. Hoş bulduk. Ya Şevkat, ben yeni yılda kurtulmak istediğim yükü buldum. Belgeni bulacağım, bu yanlış anlaşılmayı anlatacağım. Ya içim bir türlü rahat etmiyor benim. Ya güzel, iyi. Benim yapabileceğim bir şey var mı? Var. Hadi benimle geliyorsun, düşünme. İyi, tamam. Geldim. Hadi Miço yapsın. Tamam, kırıldı. Al işte. Hadi. Ustacığım, sana zahmet olacak ama kalan yumurtayı sen dizer misin? Zaten bir tane kaldı. Bir tane yormaz seni. Onu da dizersin. Tamam mı ustacığım? Tamam mı ustacığım? Sağ ol ustacığım. Önemli. Olsun. Var mı sende bir yatağı? Var aslında. Ben de Norveç'te bir kere kan malına zarar vermiştim. Bu orada çok ayıp bir şey. Çünkü bir seferde herkesin malına zarar vermiş oluyorsun. Neye zarar verdin lan? Ya sormayın. Bir gece parkın yanından geçerken salıncakları gördüm. Acayip heves ettim. Oturdum bir tanesine. Tabii benim ağırlığı çekemedi salıncak. 4 zincir birden. Mortingenstrasse. Allah senin cezanı vermesin ya. De oğlum, kamu malı sana zarar vermiştir bence. Çanak kırılmadı mı lan? Ha yok yok. Yarım metre kar vardı. Yumuşak iniş. Kardeşim o zaman bir salıncak yaptıracaksın, göndereceksin Norveç'e. Memleketinden sıkıntılı kalma. Yani aslında ben salıncağı saymıyorum. Salıncakla beraber uçarken karşımızda bir Noel Baba heykeli vardı. Bunu paramparça ettik. Yani hem salıncak hem Noel Baba. O sen Norveç orada ama çocuk burada. Çocuklar bütün dünyanındır. Yaptır buraya bir salıncak olsun bitsin. Noel Baba ne olacak? Kardeşim ona da bir kutu tatlı yaptır. Geyiklere de bir çuval buğday geçmiş olsun. Bitti gitti ya. Selamicim, güzel kardeşim. Noel Baba gerçekte olan bir şey değil. Sembol o, sembol. Ha. O yoksa ben varım oğlum. Selami Taşbaşı benim adım. Ben bu semtin sembolüyüm. Kardeşim tatlıyı sen bana yaptır. Norveç sıkıntısından kurtul. Anında görüntü diyorum ben o model. Ben de sembolüyüm be ya. Yarım da bana yaptır ver diyorum fıstıklı. Gevrek gevrek gülüyor mu Cuma? Sen neden susuyorsun? Yaptın uçağı. Yazmayacaksın mı bir şey? Ne yazacağım be ya? Benim aklıma hiçbir şey gelmiyor ki. Ben çok temiz bir rupak bir insanım yani. Yeni doğmuş çocuk gibiyim yemin ederim. Vur papama akıt gözyaşımı yani. Ne anlatıyorsun lan? Ha? Ne anlatıyorsun acaba? At ağzını seni. Lan bana attığın kazıkları kağıda döksen bir tane orman telef olur be. Bu ticaret o. He, al benden de o kadar. Yahu aynı yuvayı iki kere dağıttın aile düşmanı. Kader. Şahsen ben de az gazını yemedim usta. Sadece benim ahım seni cehennem çukurunun dibine atmaya yeter. Kısmet be ya. Yalnız Cuma usta, biliyorsun değil mi? Ben de senin yüzünden buradayım. Ben de sana hatırlatırım. O parantezde böyle açarım kocaman. O seni... Sıra bakma ya. Niye üstüme geliyorsunuz benim? Hayrola yani? Hepiniz bir rupaksınız da bir ben mi inkarım böyle? Arararar köpek mi saldırdınız affedersiniz? Canım kardeşim, dedin yani benim hatam yok. Bulamadım yazacak bir şey falan filan diye sana korkmuyor biraz böyle inceden. Lan Allah bilir şu köpeğin kemiğini bile aldı. Köpek sabahtan beri burada bekliyor ya. O benim kemiğimi aldı be. Dün kasaptan kemik aldırdım. Kemik suyu çorba yapmak için oradan poşeti kaptı gitti. Getirler onları buraya. Yuh be sana be yuh. Hes Cuma. Hes. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir,
İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.